Ankara Milletvekili Sayın Erkan Haberal. Buyurunuz Sayın Haberal. Büyük Türk Milleti'nin yegane temsilcisi Gazi Meclis'in çok değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Ankara'mızın Etimesgut ilçesinde Belediye Başkanımız Enver Demirel'in özverili ve titiz çalışmaları sonucunda açılan ve genç yaşlı herkesin görmesi gereken Türk Tarih Müzesi'nden sizlere bahsetmek isterim. Ankara Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde yer alan Türk Tarih Müzesi ve Parkı 60 bin metrekare üzerine kurulmuş, içinde 6 bin metrekare kapalı, 54 bin metrekare açık alana sahiptir. Türk Tarih Müzesi'nin girişinde Bilge Kağan ve eşi İl İtmiş Bilge Hatun'un heykelleri ziyaretçilerini karşılayarak Türklerin kadına verdiği önemi göstermektedir. Türk tarihimizde kadın her zaman erkekle eşit sayılmış, hatunlar da Kağanlar kadar devlet yönetiminde söz sahibi olmuşlar, hatta ülkeyi yönetmişlerdir. Dünyanın ilk kadın hükümdar olan Tomrusat'ın da Türk Tarih Müzesi'nde ziyaretçilerini beklemektedir. Milattan önce 529 yılında Seyhun Nehri yakınlarında Persleri darmadağın eden ki Herodot'un Yunan toprakları dışındaki en kanlı savaş olarak nitelendirdiği savaşın kahramanı Tomris Hatun gençlerimiz ve çocuklarımız tarafından bilinmemektedir. Lakin Amazonlar, Amazonların kahramanı Zeyna hepsi tarafından bilinmektedir. Çin'de bile ismine film çekilen Tomris Hatun'u öğretmek için Türk Tarih Müzesi ve Parkı açılmıştır. Çok değerli milletvekilleri, Türklük tarihinde 3 tane çok önemli savaş vardır. Muhakkak ki bütün savaşlar çok önemlidir ama 3 tane ise Malazgirt Savaşı, Miryak-Efenon Savaşı ve Büyük Taarruz Savaşı. Bunların ortak özelliği Malazgirt Savaşı yurt kuran, Miryak-Efenon Savaşı yurt tutan, Başkomandanlık Savaşı da yurt kurtaran savaşlardır. Her üçünün kahramanı Alparslan'da, Kılıç Aslan'da, Mustafa Kemal'de Türk Tarih Parkı'nda ziyaretçilerini büyük bir gururla beklemektedir. Ayrıca tarihte Asya milletlerini tek çatı altında toplayarak vatan sevgisinden ilk bahseden lider olması sebebiyle milli şuurun oluşmasında büyük emekler vermiş Metehan'da Türk Tarih Parkı'nda misafirlerini beklemektedir. Tarihte Türk ismiyle geçen ilk devlet olan Göktürk İmparatorluğu'nu kuran Bumin Kağan'da Türk Tarih Müzesi'nde yerini almış, Ötegen'den günümüze kadar dimağımızda bir gurur abidesi olarak yer bırakmıştır. Çin esaretini kabul etmeyerek, tarihte ilk milli istiklal ayaklanmasını başlatarak ya özgürüm ya ölürüm diyen Kürşat ve Kırkçerisi tarih kitaplarında okutulmaz. Yeteri kadar değer verilmez. Türk'ün hiçbir koşulda esir olmayacağını tarihte göstererek genetik kutlarımıza işleten Kürşat ve Kırkçerisi de Türk Tarih Müzesi ve Türk Tarih Parkı'nda ziyaretçilerini beklemektedir. Yine Bozkurt'un liderliğinde demir dağları eriterek Türk'ün destanını müzede, müzenin içerisinde bir kompozisyon olarak tarif edilmişken atalarımızın binlerce yıllık mesajları olan yazıtlar da tüm orijinal ve Türkçe yazı diliyle gene Türk Tarih Müzesi'nde misafirlerini beklemektedir. Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Karahanlıları bilmeyen yoktur. Saltuk Buran İslam'la şereflendirerek Abdülkerim adını almıştır. Ama ilk Türk devleti
Karahanlıların kurucusu Kadir Han çok önemlidir. Çünkü kurduğu devletin Karahanlıların yöneticisi Türktür. Halkı Türktür, dili Türktür ve tarihte milliyetçilik fikrini öne çıkartan ilk liderdir Bilge Kadir Han. Türk Tarih Müzesi ve Parkı Tarihin ona verdiği maneviyatla misafirlerini ağırlamaktadır. Ve hepinizin bildiği meşhur Almanların Nibelungen destanında Etzel olarak adlandırılan büyük kahraman, kavimlerin efendisi, Tanrı'nın kırbacı, Papa'nın önünde diz çöktüğü tek insan, tek insanoğlu Atilla da Türk Tarih Müzesi'nde misafirlerini beklemektedir. Çirmen Savaşı. Bu Çirmen Savaşı'nı herkes bilmez. Akıncıları herkes bilir. Çünkü anlatmazlar. Çirmen Savaşı 800 tane Akıncı'nın 70 bin kişilik Haçlı ordusunu yenip, iki kralı öldürüp, 2000 şövalyeyi telef edip, 25 bin kişiyi esir alıp, 20 bin kişiyi Meriç'te boğduğu baskının adıdır. Neden bin atlı Akınlar da çocuklar gibi şendik diye sorarsak, Lala Şahin Paşa'nın Çirmen'in etrafına davulcular yetiştirip, gece yarısı her Akıncı'nın eline şelaleleri verip, ucun ömrüyle bir savaşması kazanması sonucunda bin atlı Akınlar da çocuklar gibi şen olmuştur. Bin atlı o gün çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir yurduyu yendik. Doğru, ama halimize bakın ki 300 Spartalı'yı, Makedon İskender'i, Rambo'yu bize öğreten devletler ve devletimiz bize Akıncıları öğretmiyor. İşte bu sebepten dolayı Etimesut Tarih Müzesi ve parkı da kurulmuş. O 800 Akıncı ruhuyla misafirlerini ve Türk milletini beklemektedir. Hazreti Muhammed'in İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. O ordu ne güzel ordudur sözleriyle müjdelediği fethi gerçekleştirerek çağ atıp çağ kapatan Fatih heykeli ve fetih panoramasıyla ziyaretlerine aynı gururu yıllar sonra yaşatmaktadır. Gerçek bir vatan savunması olan Çanakkale Savaşı Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlamış, Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyeti mümkün kılmıştır. Türklerin dünya tarihinin akışını bir kez daha değiştirdikleri bir zaferdir Çanakkale Zaferi. Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekün direnişinin gerçek destanıdır. Ve bu destanda Türk Tarih Müzesi'ne uğruna tarih değiştirenleri beklemektedir. Türk ulusunun kanla, ateşle, süngüyle 22 gün, 22 gecede yazdığı Sakarya Meydan Muharebesi'yle, dev panoramasıyla Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça vatan terk otulmamaz deyişini hatırlatmaktadır. Çok değerli milletvekilleri, Türk Tarih Müzesi'nde sadece Türk tarihinde devlet kuran milli kahramanlar ve liderler değil, Divan-ı Lügat-ı Türk isimli eserini bizlere hediye eden Kaşgarlı Mahmut, Ortaçağ biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinen İbn-i Sina, Kitab-ı Bari adlı eserini bugünkü dünyamızda bile nasıl yazıldığı bilinemeyen, Amerika'yı gösteren dünya haritasını nasıl çizdiği anlaşılamayan Pir Reis, uğruna şarkılar, şiirler, kitaplar, ansiklopediler yazılan köprülerin, külliyelerin, medreselerin, Süleymaniyelerin mimarı Sinan, Semerkant'ta halen ziyaretçi kabul eden dönemin en büyük rasathanesini yapan Ulu Bey, gezegenler arası uzaklıkları hesaplayıp ayın ilk haritasını çıkartan, dünyanın yüz ölçümünü hesaplayan Ulu Bey'in öğrencisi Ali Kuşçu ve beraber gönlümüze, kültürümüze, bilimimize bütün eser kazandıran Türk bilim insanları, Türk Tarih Müzemizde sizleri, milletvekillerini beklemektedir. Dahası Türk Tarih Müzesi'nde Türk dünyasının ünlü yazarları Cengiz Aytmatov,
Türkmen Mahtum Kulu Firaki, Kırımlı İsmail Gaspıralı, Özbek Abdülhamit Süleyman Çolpan, Kazak Aba İbrahim Kumanbeyoğlu, Türk milletinin gönüllerinin Nobel'ini alarak heykelleriyle dimdik ayakta Türk milletini selamlamaktadırlar. Nerede görsen gönlü kırık, merhem ol sen, öyle mazlum ol yolda kalsa, yoldaşı ol sen dizeleriyle seslenen. Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutassıfı ve Türk milletine manevi ışık olmuş Hoca Ahmet Yesevi, Türk Tarih Müzesi'nde ışığından ışın olmuş Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaşi Veli heykelleriyle Nietzsche'ye inat, gel ne olursan ol gene gel diyerek özenle hazırlanmış tasavvuf yoluna misafirlerini beklemektedir. Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Tanrı Dağları'ndan Hira Dağı'na kadar süren yolculuğun ruhunu istedip Anıtkabir'den anıt mezara uzanarak şerefli kurtuluş ve kurtuluş mücadelemize tanıklık edebilirsiniz. Çok değerli milletvekilleri, Ankara'ya gelen misafirlerinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırlıyorsunuz. Anıtkabir'de ağırlıyorsunuz. Ankara'da Etimesut'ta, ki Türkiye'de şu anda tek örneği olan Türk Tarih Müzesi'nde de bütün misafirlerinizi, bütün öğrencilerinizi Etimesut Belediyesi olarak biz hazırlamaya hazırız. Ankaralı aksanıyla konuşayım. Ankaralılar der ki hem de bedava, hemen de ücretsiz. Ücret yok. Gelen bütün misafirlerinizi, özellikle meclise gelen bütün buyurunuz, yaşamak ve yaşatmak için Türk Tarih Müzesi'ni bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için de teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Sağ olun.